Geleceğiz. Akşam geleceğiz. Evet. Ne düşündüm biliyor musun? Şimdi Bekir abi yaşasaydı Bekir Coşkun. Nebil Özgentürk bir saniye. Arkadaşlar Nebil Özgentürk'ün gelen o DSF fotoğrafları eşi Andre ile birlikte fotoğraflarıyla çerçeve yaparsak. Evet. Buyurun Nebil Bey. Ya az önce İzmir Marşı'nı dinledim Mehteran takımından. Ankara Büyükşehir'in Mansur Başkan'ın bir anlamda hala sürdürdüğü Burhat Karayalçın'la başladığını şimdi sizden öğrendim. Ya Hayır. o kadar etkilenirdi ki, o kadar şaşırırdı ki sahiden hani ezber bozdu derler ya. Aynen böyle oldu Ferhan'cığım. Bir iki saattir izliyorum. Rengarenk tarihe, arkeolojiye, kültüre, sanata ve Seda Hanım'ın da güzel sözleriyle müthiş bir geçmişe saygı var. Bunu her zaman iltifatla değil, gerçekten söylüyorum. Ve Gazi Paşa'dan bir kez daha selam ediyorum size. Peki Bekir Coşkun'u konuşacağız. Bekir Coşkun'un Evet. belgeseli gelecek. Verelim arkadaşlar. Bekir Coşkun fotoğraflarını verelim. Ne güzel. Biraz anlatır mısınız Bekir Coşkun'u Nebil Özgentürk? Sonra belgeseli izleyelim. Tamam. Ya Bekir abi sahiden hani şu anda bile çok aradığımız, özlemini çektiğimiz güçlü yazılarıyla, muhalif yazılarıyla, her devrin muhalifi yazılarıyla ve sahiden sözünü sakınmayan, yazısını sakınmayan olağanüstü Fıkra tadında makaleleriyle unutulmaz bir şekilde basın tarihimizden geçmiş, onurlu, dürüst, namuslu, hayvansever, çevresever, tarihini sever, memleketsever bir gazeteciydi. Çok erken kaybettik Bekir abiyi. Onunla sahiden en zor zamanlarda belgeselini yaptık. Hani Bekir abinin meşhur 9. köyü vardır. Hani 9 köyden kovulur hikayesi. 10. köy, 9. köy diye değişik makaleleri vardı. Çok gazeteden atıldı. Çok iş yeri değiştirdi. Yani basın iş yeri anlamında söylüyorum. Ama hiç ölümüne kadar, sonuna kadar yazdı. Bak şöyle bir şey var Serhan'cığım, Bekir abinin. Sanıyorum ölümünden çok kısa bir süre önce. Ben de Ayvalık'a çok sık giderdim. Bir dostluğum da vardı. Şu merdivenli yolda Cunda Adası'nda çok yürüdük beraber. Sahiden o kadar yaşama sevinci, umudu olan bir insandı ki hiç kimseden de korkmadı. Ölümden de korkmadı. Korona zamanlarında son yazılarından birinde şunu söylüyor. Sevgilime sarıldım diyor, bebekleştim diyor Andrei'yi kastederek. Olağanüstü bir betimlemeden sonra lütfen diyor hayata sarılın. En zor zamanlarda bile hayata sarılın diyor. Hep umutlu olun diyor. Yaşama saygımız, hasretimiz, hasretlerimiz, hayallerimiz, özlemlerimiz çok olmalı ve hep bunları bırakmamalıyız. O yüzden üzülmeyin diyor. Ne olursa olsun üzülmeyin, yaşama sarılın diye galiba 20 gün önce, ölümünden 20 gün önce yazdığı makalede bize yaşam sevinci veren ama yaşamdaki ahlaksızlıkları, onursuzlukları, namussuzlukları, iktidarların bütün yolsuzluklarını ve tuhaflıklarını en iyi anlatan değerli yazarlarımızdan biriydi. Sadece yazar değil, çok iyi bir mizah edebiyatçısıydı. Bekir abi gerçekten bir onu gazeteci olarak sadece algılamamak gerekiyor. Yani bence Aziz Bey'den sonra, Aziz Nesin'den sonra eğer kitaplarını yan yana getirdiğim zaman en değerli mizah yazarlarından biri olarak tarihe geçti. Bir de Paco'ya Mektuplar diye muhteşem bir açılım yaptı. Hayvanseverlik başlattı. Çocuktan 70 yaşındaki insana kadar. O Paco'ya Mektuplar devlet televizyonunda dizi oldu Serhan'cığım. BBC'de yayınlandı sonra. Ve onun Paco'su, serçesi, papağanı, bütün o güzelim canlılar onun evlatlarıydı. O yüzden onu bir başka şekilde memleketseverliğinin yanı sıra bize hayvanseverliği aşıladığı için de teşekkür etmeliyiz, Nebil şükranlıyız. Bey, şimdi tam hayvanseverliği dedik. Şimdi bir fotoğraf gelecek. Şanlıurfa'ya defnedildi, memleketine defnedildi Bekir Coşkun. Defnedildikten bir gün sonra onun çok özel bir ziyaretçisi vardı. Hayvanlara olan düşkünlüğünü işte bu fotoğrafta çok net bir şekilde görebiliriz. Şimdi görüyorsunuz sevgili seyirciler, Bekir Coşkun'un bir gün sonra defnedildikten bir gün sonra mezarındaki ziyaretçisi. Verelim fotoğraf kalsın arkadaşlar. Arkadaşlar fotoğraf kalsın. Tamam. Evet. Şimdi Nebil Bey hatta kalın. Belgesele geçiyoruz. Şimdi Bekir Coşkun'un belgeselini izleyelim.
Bugün gazetecilerin gazetecilik yapmamaları için bahaneler yok artık. Bugün iş yüreğe düştü. Yani bugün gazeteci artık yüreğiyle çatır çatır gazetecilik yapabilir. Kim ne derse desin yapabilir. 1989'un Mayıs sonlarında kaleme almaya başladığı yazılarla bir acılar, tesadüfler, küçük sevinçler, büyük coşkular, zor zamanlar vardı ki mayın tarlası kıyısında dolanmak sanki hoşuna da gitmişti, gidiyordu. Ve belki de uzun süredir ve şimdi yazılarını ve günlük insan hallerine sinen de yıllar boyunca görüp yaşadıklarıydı. Kim bilir tanıyanların bir çırpıda ısınıp gönül yarenliği kurabildiği, akşam safaları oluşturduğu, güven sığınağı gördüğü bir insan olmasının ardında. Ve çok sevilen, çok tıklanan, çok aranan, çok ödül alan, çok seçilen bir köşe yazarı oluvermesinin de dip noktalarında. Çocukluğundan gençliğine, orta yaşına, olgun yaşlarına kadar tanıklıkları, tanıdıkları, gülümsedikleri, uğruna dövüştükleri ve ağladıklarının izleri vardır. Dövüştüklerine dahi mizah penceresinden bakması da tabii ki. Ve yaşamından fay hattı gibi geçen öykülerdir ki belki, ona yazılarında ve yazı dışındaki zamanlarında inadına insan dedirtmiş, ama insanlıktan nasibini almamışlara insanlık dersi verdirtmiştir. Hem sivri, hem utangaç, hem öğrenci, hem öğretmen ola gelmiştir. Hep serçe telaşı içinde kalarak, hep gönül kıyısı yaratarak. Hayvanseverlerin adı konmamış ruhani lideri olmasının ardında da bazen bir kumru kuşunun sesine yazılmış bir yazı vardır. Bazen Paco'nun ölümüne döşenmiş ağıt, kaybolan bir köpeğe yakılan destan, diri diri yakılan bir boğayı katledenlere öfke ve kıyıya uğran balık ölümlerine akıtılan gözyaşı satırları. Ve her sabah yüz binlerce okur tatlı bir tebessümle uyanıp 10. köye giriş yapıyorsa hem bir ferahlık istediği içindir, hem de kırılan, hırpalanan, kızdıran ne varsa o hislere tercüme satırlar bulduğu ve memleketin kökten, yoktan, askeri rejimden, rüşvetten, çeteden, cümbür cemaatten, iktidarların tüm iktidar hallerinden söz eden ve taşı gediğine en kısa yoldan koyan Fıkrat adında yazıları içindir. Ve tabii ki güvensizlik çemberiyle sarmalanmış basın aleminde yemyeşil ağaçlarla, börtü böceklerle çevrelenmiş adalardan biri, namuslu kalemlerden biri olduğu içindir. Ve gülümsemesi eksik olmuyorsa, romantik kıvamda insan olduğu kadar doğaya, hayvana, çevreye duyarlı yazılar döşeniyorsa, tüm yaşam yılları boyunca bir Ademoğlunun uğraşabileceği pek çok hobiyi, yani tahta oymacılıktan peyzaja, marangozluktan müzik enstrümanlarıyla yarenlik etmeye, karikatürden resme kadar haykıran dul kadını. Daktilomun başına her oturduğumda o gözyaşları mürekkep oldu. Kaç sonbahar geçti, o ses aklımdan çıkmadı. Şimdi izninizle 9. köy yamaçlarından el sallıyorum. Sırtımda heybem, içinde de hıçkırıklar, masamın üstünde de Sedat Simavi'nin sözleri. Kalemine daima efendi ol, uşak olmamaya gayret et. Mecbur kalırsan kır, sakın satma. İzninizle, Bekir Coşkun. Sedat Simavi'nin sözüyle kalemini sakın satma. Serhan'cığım sen de tripodunu kır, sakın satma. Kameramanlar o. Keleş, Umur, tripodunuzu kırın, kameranızı satmayın. Satmaz zaten. Halk TV emekçileri onurlu, ilkeli arkadaşlardır. Hepimiz o doğrultuda Sedat Simavilerin, Abdi İpekçilerin, Ahmet Taner Kışlalıların, Uğur Mumcuların yolundayız biz. Asla ve asla satmayız. Ne kalemimizi, ne ruhumuzu, ne fikrimizi satanları da izliyoruz zaten. İsimlerini söylemeye gerek yok. Şu an onlar izliyorlarsa, evet beni söyledi diyorlardır. Kesin diyordur. Bu benim, beni tarif etti. Hayır. Diyebilirler. Hayır. Nebil Özgentürk çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ ol.
Anadolu'da doğdu, Urfa'da doğdu, Urfa'da gömüldü. Helal olsun Coşkun'a. Paşasına kavuştu Urfa, Bekir Coşkun'una kavuştu. Sonsuzluğa orada yatıyor. Allah rahmet eylesin. Nihat Bey, Bekir Bey'i tanıdınız, Bekir Coşkun'u. Okudunuz köşesini. Şimdi Allah rahmet eylesin. Bizim bu tür aydınlarımızın böyle yürekler acısı duygularını anlatırken gerçekten insan üzülmemek elden değil. Ama onları rahmetle anıyoruz ki onlar hiçbir zaman için ölmedi. Bu aydınlar insanlık var olduğu sürece hep bu adları anılacaktır. O bahsettiği kiralık kalemini kiraya verenler, kara önlü satanlar hiçbir zaman tarihin bir sayfasında ne anılırlar ne de yaşarlar. İşte Bekir Coşkunlar gibi, işte Ahmet Taner Kışlar gibi, Uğur Mumcular gibi, Abdi İpekçiler gibi daha sayamayacağımız binlerce aydınımızın, yazarımızın, çizerimizin insanlık tarihine mal olmuş dünyanın neresi doğrusu olsun o evrensel değer. İşte biraz önce bir hocamız geldi. Bir aydın Fransa'dan buraya geliyor ve insanlığa bir ders vererek toplumun tüm kesimlerine bunu taşıyabiliyor. Onun için biz Bekir Coşkunlarımızla övünç duyuyoruz. Allah kani kari rahmet eylesin. Nedim abi de bir çok güzel anlatımını yaptı. Tabii biz burada temel amacımız dedik ya, mesine sadece 3-5 cümle söylemekten kimse ne aydın olur, ne demokrat olur, ne de yurtsever olur. Onun yaşam biçimiyle, yaşama dair söylediğin değerlerle olur. İşte o değerleri bu aydınlarımız taşıdığı için toplum bunları unutmuyor, hep bağrına basıyor ve yaşatmaya devam ediyor. Onun için Serhan Bey, sizler çok büyük bir görevler yapıyorsunuz. Bu aydın kimliğinizde toplumumuza bu yurtsever insanlarımızı, aydınlarımızı, yazarlarımızı tanıtıyorsunuz. Ve gerçekten ben hep bize ayrı ayrı teşekkür ediyorum tüm emeklere. Sağ ol, o yürekliğinizde zaman zaman bunlar tutup baskı işte sansür yasalarıyla devarmasını geçen hafta çıktı. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yöntemleri getirsin, insanlık tarihi devam ettiği sürece hep zulme karşı bu insanlık o mücadelesini vermiştir. Kaybeden hep bunlar olmuştur ama evet. Kazananlar bütün o yurtseverler, aydınlar, demokratlar, insanlık tarihine mal olmuş bilim insanı olmuştur. Olacaklardır. Evet. Ahmet Taner Kışlalılar, Bekir Coşkunlar onun için hiçbir zaman unutulmayacaktır. Onların evet. Oluşturduğu felsefeyi biz kendimize rehber ettik. Onların pınarından besleniyoruz. İlkeli, dürüst ve doğrudan yana olmak adına. Sözü ben Edip Bülbül'e bırakacağım. Antalya'dayız haftaya. Kürşat bir fotoğraflar attım. O yaşayan köy fotoğrafları biraz sonra Seda Hanım üzerine konuşacak. Muhittin Bey, merhabalar. Yine Görkemli Hatıralar programınızı bu telaşın içerisinde izlemeye çalışıyorum. Konuklarımız.